Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğü UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınması için kentin 9 önemli değerini belirledi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğü UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınması için kentin 9 kültürel değerini belirleyip Kültür ve Turizm Bakanlığı'na adaylık başvurusu yaptı. Denizli İl Kültür Müdürü Mehmet Korkmaz, kentin somut olmayan kültürel miraslarının belirlenmesi için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mehmet Korkmaz, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alındığını, çam düdüğü alanında yaptığı çalışmalar ve müzikleriyle Hayri Devin, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları onuruna layık görüldüğünü hatırlattı. Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Korkmaz, Denizli'nin terakota sanatı, tel kırma sanatı, sudan koyun geçirme geleneği, keşkek yemeği, çömlekçilik geleneği, tandır kebabı, yatağın kılıcı, boğaz havaları geleneği ve bey ağaç eren gün etkinliklerinin somut olmayan kültürel miras listesine aday olduğunu söyledi. Denizli'nin somut olmayan kültürel miras listesi adayları şöyle. Terakota sanatı, Tavas'ın Medet köyünde Hititler dönemindeki gibi çanak çömlekler ürettiği için son Hititli olarak bilinen, 3 yıl önce yaşamını yitiren Necip Savcı'nın çocukları tarafından yürütülen geleneksel seramik sanatına terakota deniyor. Sudan koyun geçirme geleneği, Çal Aşağı Seyit Köyü'nde 8 asırdır devam eden geleneksel bir yarışma olan Sudan koyun geçirme geleneği efsanevi bir aşk hikayesinden esinlenilerek insanın hayvana olan sevgisi ve onunla bütünleşmesini ortaya koyan festival şeklinde kutlanan bir ritüel. Tel kırma sanatı, Tavas'ta 150 yıldır devam eden tel kırma olarak da adlandırılan oya işlemesi, el sanatlarının ender unsurlarından. Çömlekçilik geleneği, Serinhisar ve Sarayköy'de geleneksel olarak çok eski tarihlerden beri yapılmakta olan testi, bardak, küp, saksı ürünlerinin üretildiği bardakçılık ve çömlekçilik geleneği. Denizli keşkeği, Baba Dağı başta olmak üzere il genelinde geleneksel keşkek yemeği yapılarak çeşitli gün ve kutlamalarda baş yemeği olarak yeniyor. Boğaz havaları geleneği, Çameli'de yörükler arasında yaygın olarak görülen boğaz havaları özel kültür örneklerinden. Eren günü şenlikleri ise Beyağaç'ta Sandras Dağı, Çiçek Baba zirvesine yakın bölgedeki Kartal Gölü çevresinden yaklaşık 8 asırdır yöre halkı tarafından yapılan Yörük Türkmen kültürüne özgü Eren günü ritüeli. Yatağın kılıçları ise Serinhisar'ın Yatağan beldesinde 1400'lü yıllardan beri yapımı devam eden pala yapımcılığı geleneği. Yatağan palası ve yatağan olarak da bilinen kendine özgü bir kılıç. Tandır kebabı, Denizli'nin vazgeçilmez yöresel lezzeti. Yapımı oldukça ustalık isteyen, odun fırınında pişen bir